Bugün sizin için, öğrenciler için, özellikle spor gazeteciliğini seven öğrenciler için duayen gazetecimiz Meriç Enerjan size hem yaşadıklarını anlatacak, hem gazeteciliği anlatacak, spor gazeteciliğini anlatacak. Sizin için yararlı olacağı kanısındayız. Meriç Bey'e istediğiniz soruları sorabilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Buyurun Meriç Bey. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, pardon başkan, senin de söyleyeceğin bir şeyler varsa estağfurullah, yani lafın arasına girmiş olmayayım. Sunumuz bugün birazcık daha çok hem mesleki, biraz atölye çalışması gibi de olacak. Evet. Kendisi doyan bir abimiz. Derneğimizden kısa bir şey bahsedeyim. Hem yıllarca spor yöneticiliği yapmış ve derneğimiz eski başkanlarından, biz de onların izinden gitmeye çalışıyoruz. O yönüyle değerli, verimli bir söyleşi, sohbet olacak. Zaten bir anlatım, haber konusu da değil. Daha çok amaç karşılıklı bir sohbet. Bizim de sizlere de merak ettiklerimiz vardır mutlaka. Onları da biz size soracağız. Sizler de buradaki Meriç abim var ama yanında yine Nihat abimiz de aynı şekilde yıllarca gazetecilik yapmış. Nezir abim de öyle, Ali Bey de öyle, Zinal abimiz de öyle. Hocamız da hepsini tanır. Bu vesileyle hep beraber inşallah güzel bir söyle yapacağız. Buyurun abi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Karşınızda oturan abiniz sizlerin sıralarından çıkmış. Erol hocamızın da okuduğu, mezun olduğu okuldan. Gerçi adı farklıydı ben okurken. Siyasal Bilimler Basın Yayın Yüksek Okulu'ydu. Ankara Üniversitesi'nin bünyesindeki, ama sonradan ismini işte iki hocanın sizin adını bilmeyeceğiniz, tanımayacağınız iki hocanın hırsları ve bitmeyen arzularının tatmini için o okul siyasaldan koptu. İletişim oldu. Pardon, önce basın yayın oldu, sonra iletişim oldu. Ama sonuçta güzel insanlar yetiştiren, iyi gazeteciler yetiştiren bir okulumuzdur. O okuldan mezun olmuş çok değerli meslektaşlarımız vardır. Dolayısıyla insanlar zaman zaman okuduğuna, okuluna, öğrenimine, dalına kızsa da bence yaptığı işin değerini verme adına o öğrenimi iyi yapmak, eğitimini iyi almak zorunda. Ben de ortalama ve ortalamanın biraz üstünde eğitim aldığını düşünen büyüklerinizden biriyim. 1956 yılında İstanbul'da doğdum. Aslında Edirne'liyim ama tam anlamıyla Ankaralıyım. Yani ömrümün aşağı yukarı 60 senesi falan Ankara'da geçti, 55 senesi Ankara'da geçtiği için kendim ben askerde bile karıştırıyordum Ankara, Edirne falan diye. Öyle bir Ankaralıyım. Teğmen Kalmaz Okulu, Gazi Osman Paşa Ortaokulu, Atatürk Lisesi gurur duyduğum bir okuldur. Ve ardından siyasal basın yayından mezun olarak gazeteciliğe başladım. Hatta okuldayken başladım bu işe. Sizlere de öneririm, şartlarınız uygun olursa. Çünkü çok eğiticidir. Hem dersinize yardım eder, hem bir şeyleri yaşayarak, okuyarak öğrenirsiniz. Faydası vardır. Sonrasında Ankara'nın yerel bir takım gazetelerinde çalıştım. Bu da çok keyiflidir. Birçok şeyi öğrenme adına herkesin gözü hürriyettedir, milliyettedir, cumhuriyettedir. O zaman tercüman vardı, güneş vardı, sabahtadır. Ama bence küçük yerel gazetelerden başlamanın ve orada ilk eğitim almanın da çok ciddi faydası vardır. Ben bu açıdan şanslıyım. Sonrasında 80 yılında Hürriyet'e başladım. Hürriyet gazetesine bir stajyer, spor muhabiri olarak girdim ki normal şartlarda daha önce hep belediye muhabirliği, siyasi muhabirlik, kent muhabirliği yapmıştım. Hürriyet'te spor yazarlığına başladım. Sonrasında bir fotospor maceram oldu. Muhabir olarak gidip büro yöneticisi olarak oradan mezun oldum. İki sene sonra Hürriyet'e geri dönüp en sonunda 2014 yıl başında Hürriyet'ten emekli oldum. Mesleki Hürriyet'in Ankara Spor Müdürü sıfatıyla emekli oldum. 10 sene o işi yaptım. Mesleki anlamda kariyerimin özeti bu. Yani sabah şöyle bir size anlatayım diye göz gezdirdim. Bayağı bir kalabalıktı yaşadıklarım, doluydu.
Sonrasında dernek yöneticiliği yaptım. 92 yılında Nezir ve bir arkadaş grubumuzla birlikte, o zaman 30'lu yaşlardık, 27 falandı. 30 bile değildik çaylaklar olarak. Dedik ki biz yöneteceğiz dedik derneği. O zaman meslek büyüklerimiz dediler ki yani siz bir kenarda durun bakalım. Daha çok acemisiniz, 25-27 yaşında adamlardan yönetici olmaz dediler. Yok dedik, biz yöneteceğiz. Aday olduk, kazandık. Rahmetli Turgay Başkan oldu. İşte bizler yöneticiydik. Bir iki sene yönettik. Sonrasında Turgay arkadaşımız çok elin bir trafik kazasının uzantısına, kazada ölmedi de sonrasında bir enfeksiyon olayından Hakk'ın rahmetine kavuştu. Nurlar içinde yatsın, onu anmış olalım. Sonra dernek içinde yapılan seçimde beni uygun gördü arkadaşlar başkanlığa. Bir dönem başkanlık yaptım. Sonra dernek işlerinden biraz sıkıldım. Sadece kendimi işe verdim. İşlerimle uğraştım. O arada 2000'li yılların başıydı. Yine Nezir'le beraber, bizim kaderimiz çok çakışır Nezir'le. TSYD yönetiminde, genel merkez yönetimde eğitim as başkanlığı yaptım. 4 yıl, yani 2 dönem. O zaman 2 yıllara seçiliyordu. Orada seminerler, sempozyumlar vesaire birçok şey düzenledik. Onlara ilişkin. Hatta ikinci dönemde biraz abartmıştım. Ayda bir falan gidip orada birçok işi bir iki gün çalışıp geri dönerek yaptım. Bayağı ciddi ve iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Ondan sonra işte 2014 yılında da gazetecilik mesleğini bitirmedim. Gazeteci hiçbir zaman emekli olamaz. Ama fiilen çalışmamı sonlandırdım. Bu arada televizyonlarda görev yaptım. TRT Spor'da 4 yıl her cuma akşamı TRT 2'de program yaptım. Lig TV'de yorumculuk yaptım. NTV'de yorumculuk yaptım. NTV Spor'da yorumlar yaptım. CNN Türk'te yorum yaptım. Ses televizyonunda yine Nezir'le, bu kadar çok çakışıyor işte hayatımız. Ve Gezin diye çok sevdiğimiz bir kızımız vardı. Öz kızım gibi sevdiğim bir kızımız vardı. Onunla beraber 3,5 sene değil mi Nezir? 3,5 sene. Çok keyifli bir program yaptık. 2+1 diye. 2 bizdik. +1 de Gezin'di. Böyle her pazartesi akşamı 1-1,5 saat, bir ara 2 saate çıkmıştı. Spor olayları üzerine sohbet, muhabbet, tartışma. Şimdi nasıl konuşuyorsak orada da ekranda konuşuyorduk. Çok güzel geri dönüşler olmuştu. Yani yaptığım her işten son derece büyük keyif aldım. Severek yaptım. Hedefim, idealim bir başka işti ama sonradan gazetecilik yapmanın daha doğru olduğuna inanıp bu yolda devam ettim ve birçok sıkıntı çekmeme rağmen, yani hepimiz çektik, bana özel sıkıntılar değil onlar, gazetecilik mesleği çünkü herkesi hoş tutarsanız iyi bir meslektir, herkes sizi sever, herkes der ki o ne kadar iyi falan şey, ama gazetecilik mesleğini layığıyla yaptığınız zaman birçok sizi sevmeyen insan, hatta düşmanınız olur ve bu düşmanlarınızla çatışma, mahkemeleşme, karşı karşıya gelme, yani yüz yüze gelme, böyle sert temasların da yaşandığı bir takım olayların içinde bulursunuz kendinizi. Ben B şıkkını tercih ettim. Vicdanen çok rahatım, işimi iyi yaptığımı düşünüyorum. Ha, o arada sevmediğim hayatta 3-5 tane insan oldu. Onlar da zaten hiç kimse sevmiyor. Demek ki sadece bana özel bir şey değilmiş. Ondan sonra bunları yaşamış oldum ama yaptığım her şeyi severek, isteyerek, bilerek, hatalarımı bilmeyerek sonra düzeltmeye çalışarak yaşadığım bir 37 yılım geçti. Mesleğin içinde fiilen 37 yıl geçti. Gazeteciliğe başlangıcımda da 42 yıl oldu. Yani emeklilik döneminde gazetecilik içinde sayıyorum. Çünkü nerede bir haber görsem yine açarım gazeteci arkadaşlarıma haber veririm. Şurada şöyle şöyle bir şey oldu. Bodrum'da yangın çıkar, fotoğrafını çeker. Hürriyet muhabirine, Hürriyet alışkanlığı, her ne kadar şimdi kıssam da Hürriyet alışkanlığım devam ediyor. Hürriyet muhabirine fotoğrafla bildiririm, notunu veririm. Şurada şu yangın çıktı, şöyle oldu, böyle oldu ya da şöyle bir kaza oldu diye. Yani o alışkanlıklarımı sürdürüyorum. Bu işi yapmaktan dolayı mutlu olan nadir insanlardan biriyim. Çünkü herkes genelde şikayet eder. İşte gazetecilik yaptım, şöyle oldu, böyle oldu diye. Ben hayır, şikayet etmedim.
Yaptım, hiç de pişman değilim. Yine bu şartlarda doğsam, büyüsem yine gazeteci olurum. Ha, aklımın bir tarafında o yapamadığım bir işim var. Onu da olmayı ister miyim? Çok isterim ama gazetecilikten hiçbir şikayetim yok. Bugün neyim varsa ailemden kalanlar dışında hep gazetecilikten, televizyonculuktan kazandıklarım sayesinde sahip oldum. Kızımı hukuk fakültesinde okuttum. Mesela hukuk okumak isterdim. Mesleğin başında, yani okula girerken üç hukukun arasında bir tek basın yayındı bu siyasaldan dolayı. Ya hukukçu ya dışişlerinde dışişleri görevlisi olmayı istiyordum ya da vali mi olsam diyordum. Hiçbirini olamadım, gazeteci oldum. Bundan dolayı da bir şikayetim yok. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sizin sormak istedikleriniz varsa memnuniyetle. O işlediğiniz anladığım kadarıyla hukuktu değil mi? Yapmak istediğiniz. Hocam, asıl yapmak istediğim hukuktu. Ama işin doğrusu ben üniversitede iyi bir öğrenciydim. Söylemesi ayıptır. Not ortalamam falan yüksekti. Yani mesela ben şeyi hatırlıyorum. Hocalarım da buna çok şaşırırdı. Birkaç dersten, 3 ya da 4 dersten 6 ile geçecek. O zaman 6 ile geçiriyordu 10 üzerinden. 6 ile geçmek üzereyken gidip hocalarıma rica ettim. Ne olur beni bırakın. Eylül'de benim 8-9 alıp ortalamamı yükseltmem lazım diye. Bunun da ana nedeni bizim okulda öğretim üyesi olmak isteyenlerin siyasalda öğretim üyesi olma 7 ve üstü bir not ortalaması gerekir. Siz iyi bilirsiniz. Benim gerçi 7'yi çok geçiyordum. Mezun olduğumda sanıyorum 7.2 mi 7.4 müydü neydi? O ortalamaları yükseltmek için 4 hocadan özel ricam olmuştu. Ne olur beni bırakın Eylül'de sınava gireyim diye. Hakikaten de 9'la 10'la falan geçtim onlardan. Ana neden şuydu, olmak istediğim, yani bunu çok kimse de bilmez, eşim bilir. Bir 5-6 kişi, yakın arkadaşım daha bilir. Son sınıftayken haberleşme hukuku diye bir dersimiz vardı. Siz de aldınız. Siyasal bilgilerden kürsü başkanı Hüseyin Pazarcı'ydı hocamız. O dersi çok sevdim. Şöyle bir Mavi Seha Lemera'nın kitabı vardı, el kitabı. O kitabın tamamını ezberledim ben. Yani şöyle söyleyeyim, hani şu anda tabii aklımda çok kalmadı da, hani o dipnotları vardır ya, altında açıklama notları kitabın. Oraları bile ezberebilirdim. Yani bir sınav geçirdim Hüseyin Hoca'nın deyimiyle. Dedi ki ben dedi işte 15-17 senedir buradayım. Hiç böyle bir kağıta 6 sayfa, 4 soruya 6 sayfa cevap. Ben dedi hiç böyle bir şey kağıdı almadım. 4 yıldızı, 5 yıldızı 10 veriyorum sana dedi. Hatta dedi ki ne yapmayı düşünüyorsun mezun olduktan sonra? Dedim ki hocam yani benim hedefim öğretim üyesi olmak. Siyasalda ya da hukukta öğretim üyesi olmaktı başta. Dedi ki okulu bitirdiğin gün yanıma geliyorsun. Seni dedi bir İngilizce sınavına sokuyoruz. Sonra asistanlık sınavı vesaire falan sürecini başlatıyoruz dedi. Ben de çok mutlu oldum tabii. Ah işte hayattaki idealine kavuşma aşamasındaki bir öğrenci olarak siz işte neler hissediyorsanız ben de fazlasıyla onu hissediyorum ki ben sona yaklaşmışım yani. Bir adım kalmış. Atacağım bir adım. Fakat o arada 12 Eylül oldu darbesi. Biz mezun olmak üzereyken. 12 Eylül'ün hemen ardından benim en sevdiğim hocalarımdan Kurtan Fişek, Baskın Orhan, Çelik Aroğlu. 3 hocayı tutukladılar. Bu insanlarla biz öğrenciyiz, onlar profesör. Her hafta 1-2 gün basketbol oynuyoruz mülkiye salonunda. Yani hoca öğrenci maçı yapıyoruz. Öyle de bir yakınlığımız var. Yani sadece hoca öğrenci değiliz, basketbol arkadaşıyız. Ve bu insanları alıp tıktılarım ama. Gittim Hüseyin Hoca'nın yanına dedim ki hocam kusura bakmayın. Ben bu sisteme hizmet edemem. Yani benim hocalarımı almışlar, içeri tıkmışlar. Ben böyle bir şeyin içeri olamam. Bundan sonraki hayat yolumu kendim çizeceğim dedim. Ve ondan sonra ara ara yaptığım gazeteciliğe profesyonel olarak başladım hocam. İdealim oydu. Hocanın spor yönetimi kitabı üzerine halen kitap yazılamadı hocam. Evet, yazılamaz da. Ben bir şey daha sormak istiyorum da öğrenci arkadaşlara bırakacağım daha sonra. Şimdi görüşme yaptığında da dikkatim çekti. Yıllarca yanınıza stajyer adaylar, muhabir adayları evet, hocam. Ya da bir sürü muhabir yetiştirdiniz. Evet. Bunları yetiştirirken
Neye bakıyordunuz? Yani birisi geliyor size. Neye dikkat ediyorsunuz? Yetiştirmek için ne yapıyorsunuz? Ya da ne gibi özellikler arıyorsunuz o kişiden? Birinci şart şuydu hocam, basın yayın öğrencisi olması. Ben hiçbir zaman, kusura bakmasın kimse, yanıma basın yayın öğrencisi dışında hiçbir gazeteci adayını almadım. Yani mesela Hürriyet ilaveyi çıkarıyoruz. 1989 yılında Hürriyet'e döndükten sonra dediler ki sana iki sayfa vereceğiz Hürriyet ilavede. Sen burada özgürce her istediğini yapacaksın. Hafta sonları amatörleri istiyorsan bütün maçlarını koy. Ankara'da oynanan, hani şu amatör kümede oynanan, burası yeni mahalle falan dahil, basketbol maçları hepsini koyabilirsin. Sana özgürlük. Profesyonel 5 adam, 4 adamın olacak dediler benden başka. 4 adamın 10 12 tane, 15'e kadar da dediler. Şey, genç adam al yetiştir. Basın yayın yüksek okuluna ilan astım. 15 çocuk geldi. 14'ünü aldım, başlattım. Biri şu anda senin sınıf arkadaşın olan Özgür, Hürriyet'in spor sorumlusudur. Gurur duyarım onunla, onu yetiştirmekten dolayı. Çok farklı, mesela polis adliye muhabirleri çıktı o ekipten. Babasının fırıncı dükkanına geri dönüp o fırıncı dükkanını çalıştıran, gazetecilik yapmayan da çıktı. Magazin muhabiri çıktı mesela. Ama hep bir şey ürettik yani. O çocuklardan bir şeyler oldu. Ben bundan dolayı çok mutluyum. Hep şuna dikkat ederdim. Çocuklar, iyi iş yapacaksanız en iyisini yapın. Gazetecilik de yapsanız, memurluk da yapsanız, herhangi bir yerde işçi de olsanız, kameraman da olsanız en iyisini yapın. Bir tek buna özen gösterin. Bir, iki, kızıma da söylediğim hep, çocuklarımı kızımdan hiç ayırt etmezdim. Gerçi kızım o zaman çok küçüktü, 3-4 yaşındaydı bunu, büyük çocuklarımla uğraşırken. İnsan ilişkilerinize çok dikkat edin. Yani hayattaki en önemli şey insan ilişkisidir. Ona dikkat ederseniz ondan sonrasında birçok şeyi çözersiniz. Onun dışında hani dürüst olmayı, çalışkan olmayı falan arkadaşlar hiç saymıyorum. Zaten onlar olması gereken şeyler. Yani ben Hürriyet'e beni spor müdürü yaptılar 2004'te. 2008 yılı, yani 4 yıl, 4,5 yıl haftalık izin kullanmadım. Aylık izin kullanmadım. Yıllık izin kullanmadım. Günde en az 10 saat, 12 saat çalıştım. Her gün evime öyle gittim. Hiç de oturup ağlamadım. Vah vah vah. Çok yoruluyorum. Çok oluyor. Çok kardeşim. O işi üstlendiysen, o işi yapacaksan ağlamadan, sızlamadan yapacaksın. Ha ben şimdi bakıyorum arkama, yaptıklarıma. Hata da yapmışım. Hiç yanlış yapmadım bakın. Hata yaptım. Yanlış bilerek, isteyerek birilerine zarar vermek üzere yapılan eylemdir. Hata farkınızda olmadan yaparsınız. Sonra düzeltmeye çalışırsınız. Dolayısıyla bunu hep böyle yapmaya çalıştım. Ha, iyi gazetecidir, kötü gazetecidir. İyi insandır, kötü insandır. İnsanlar benim hakkında çok farklı şeyler düşünebilir. Ama sonuç itibariyle ben vicdanen rahatım. Her akşam yattığımda göğsümün üzerinde hiçbir ağrı yok. Çok rahat uyurum. Bilerek kimseye zarar vermediğim için de çok mutluyum. Öyle düşündüğüm bir tek insan vardı. İki insan vardı. Onlara da yapmadım. Yapabilecekken yapmadım. Yani o gücüm, o yetkim varken o insanlara yapabilirdim ama yapmadım. Mevcut hocam, 15'te 14 dediniz. O bir tane o şeydi ya, yani Metin Er. Yani onu Özgür burada olsa da Özgür anlatsa. Yani ilginç bir çocuktu, çok zeki bir çocuktu. 35 karelik filmden 35 tane falan haber çıkarırdı. Böyle değişik bir çocuktu. Fakat giderdi, 4 gün gelmezdi. Oğlum Murat neredesin? Abi, annem rahatsızlandı. Memleket, Kocaeli'ydi. Memlekete gittim. Bir, tamam olabilir. O arada yengesini öldürüyor. Geliyor. Sonra unutuyor. 3 ay sonra bir daha yengeyi öldürüyor falan. Dedim ki oğlum ben seninle çalışamam yani. Ben sana dayanamıyorum çünkü hani şey, bir de diğer arkadaşlarına da saygısızlık. Ben bu çocukların hepsine harçlık veriyordum. Yani şöyle söyleyeyim, yanlış hatırlamıyorsam öğrenci kredisinden daha fazla para veriyordum her birine. Yani diyelim ki öğrenci kredisi bugün 500 lira mı?
600-700 lira para veriyordum ki hem çocuklara katkısı olsun, hem yaptıkları işten keyif alsınlar, hem de yani bir şey ya, insanın gururunu okşar. Ulan yaptığım iş, çünkü ben bir sene mesela hiç para almadan çalışmıştım mesleğe başladığımda. Sonra bir sene sonra aldığım maaş her ay, her gün bir köfte, ekmek, bir de ayrana yetiyordu. Bayağı da iyi oluyordu yani, o köfte, ekmek, de ayran. Balkonda keyifle yiyorduk. Yani böyle yaptığın işin karşılığının olması çok güzeldi. Ama ona verseydim, diğerlerine verdiğim haksızlık olacaktı. Onun için dedik ki Murat, sen en iyisi git koca eline, annene bak, yengene bak, amcana bak, ölmesinler. Ayrılmış onlar. Öyle bir ayrılmış olduk. Yani 15. o. En altında kalıcı da o olmuştu. Ama hocam, Meriç, bu dönem ayrı bilmediğim tek şey vardı. O da seni çok inek bayramına katılmış olmanı. Siyasalda biliyorsun, meşhurdur inek. Evet. Sen de bir inektin herhalde. Yani ben aslında iyi öğrenciydim. Şöyle iyi öğrenciydim Nezir. Okulumu çok seviyordum, okumayı çok seviyordum. Mesela siyasal basın yayında, o sen bilirsin hocam, radyo stüdyosu kuruldu. Benim son senemde kuruldu o. Neydi? Ne hocaydı? Sezer Hoca. Sezer Hoca uğraşıyordu onunla. Ben gider işçi gibi çalışırdım orada. Yapılacak bir şey var mı? Tutulacak bir şey var mı? İşte koyulacak bir şey var mı? Ya da bağlantı yapılacak bir şey. Güner Sarıoğlu'yla Süha Arın'ın bedava asistanıydım. Kamera taşırdım. Film montajına girdim. O zaman 35 milimlik filmler var. Sizler hatırlamazsınız çünkü tarih kalmadı öyle bir şey, ama belki arşivlerden görürsünüz. Böyle fır 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 döner, makaraya sarılır. Film öyle gösterilirdi. Şimdi sizin böyle hani basıyorsunuz ya iki tuşa gösteriyor. Öyle değildi. Bayağı bir makaranın üzerinden gösterirdi. O filmlerin birbirine yapıştırılarak kurgulanması vardı. Film geçişleri, kamera geçişleri, atlamalar, görüntü atlamalar falan. Onların ayarlanmasında yardım ederdim. Ne bileyim yani, severdim böyle her işin için. Mesela şeyi hatırlıyorum ben, bizim fotoğrafçılık hocamız aynı zamanda belgesel çekiyordu. Hocanın adını hatırlayacağım Atina şimdi. Değil, Atina Cangır'dan önceki. Ladik belgeselini çeken hoca. Giderdi 3 hafta gelmezdi. 3 hafta fotoğrafçılık dersini ben verirdim okulda. Kendi arkadaşlarıma ders verirdim. Söylemesi ayıptır, biraz iyi bir fotoğraf bilgim vardı. Hem okurdum hem de fotoğraf tekniğine ilişkin ciddi bir birikimim vardı. Dersleri ben verirdim. Mesela sınava girdiğimde hoca senin kağıt vermene gerek yok derdi. Yok derdim hocam, herkes nasıl veriyorsa benim de vermem lazım. Oturur yazardık. Söylemesi ayıptır, hep 10 gelir zaten, başka bir şey gelmez. Yani yani dolayısıyla yani şey, ben okumaktan hep keyif aldım arkadaşlar. Hala 62 yaşındayım. Hala fırsat buldukça bir şeylere okuyorum. Orta Doğu tarihi, Amerikan tarihi, Türkiye tarihi falan gibi ders kitapları okuyorum. Onlara yazılmış kitapları okuyorum. Seviyorum okuma yani. Bilgilenmek iyi bir şey. Boş oturup da televizyon seyredeceğime bir şey okumak güzel oluyor. Kemal abi hoş geldin. Bir kere ben bir ilave, ben bir soru sormak isterim. Geçmişte birçok spor muhabirliğinin dışında da muhabirlikler yaptığınız için sporu ya da diğerler anlamında böyle basit kıyaslama olacak olursa, ya da keşkeniz oldu mu, iyi ki de, ya da iyi ki spor muhabirliği yapmışım yani. Hem gazeteciliğin içinde tabii. Başkan, benim en büyük iyikim ne biliyor musun? Ben bu spor muhabirliğini yaptığımda da onu düşündüm. Şimdi ben ekonomi muhabiri olsam, siyasi muhabiri olsam, ne bileyim başka bir muhabir olsam, kent muhabiri olsam, yapacağım iş hafta sonları zaten maça gitmek. Basketbol, voleybol, futbol maçına gitmekti. Başka bir şey yapmazdım. Benim en büyük eğlencem buydu. Ya dedim, nasıl olsa ben bunlara gidiyorum. Gitmişken yazayım. Söylemesi ayıptır. Biraz da anlıyorum yani. Birazdan da fazla belki anlıyorum ama yani anlıyorum. Anladığın bir şey yapıyorsun. Hafta sonu zaten oraya gideceksin. Gitmişken eve gitmiyorsun, gazeteye dönüyorsun. Şimdikiler eve gidip oradan da yazabiliyorlar. Bizde öyle bir imkan yoktu da. Yani şimdi mesela bilgisayarla git evine otur, 3 dakika içinde. Hatta stat'tan bile yazıyoruz. Stat'tan bile hallediliyor işler. Ama o zaman öyle değildi. Gazeteye geliyorduk işte, 19 Mayıs'tan çıkıyorduk. Benim gazetem hemen şu Rüzgarlı Sokak'taydı.
Nesir karşımızda çalışıyordu. İşte bilmem kim üstümüzde çalışıyordu falan. Böyle bir arada şuralarda çalışıyorduk. Maçtan 3 dakikaydı. Oturuyorduk, yazıyorduk, çiziyorduk. Ondan sonra evimize gidiyorduk. Yani keşkelerden çok benimki hep iyi ki başkan. İyi ki bunu seçmişim. Çünkü şimdi basketbol antrenörlüğü yaptım. Yetiştirdiğim oyuncular içinde çok büyük basketbol çıkmadı ama doktor çıktı, inşaat mühendisi çıktı, mimar çıktı. Ha benim ne katkım vardı? Ben onları sadece dışarıdaki kötü şeylerden korudum. Spor yaptırarak, yorarak, enerjilerini o salonda bıraktırarak o çocukların hepsini uyuşturucudan korudum. Siyasi kliklerden, çatışmalardan ki bizim gençliğimizde biraz fazlaydı o işler. Hepsinden korudum. En azından vicdanen rahatım. Şimdi Kavakdere'de bir genç kız sarılıyor boynuma. Hocam nasılsın, iyi misin, sen benim işte Ziraat Fakültesi'nde ilk basketimi attıran hocaydım. Hatırlamıyorum ama iyi ki attırmışım. Bakıyorsun doktor, pırıl pırıl bir genç kız sana sarılıyor. Bir delikanlı geliyor elini öpüyor. Hocam işte Hacettepe'de bilmem Bevliye profesörüyüm diyor adam falan. Yani bunların hepsi yaptığım şeyin doğru ve iyi olduğunun kanıtı olarak bana geri döndü. Peki arkadaşlar da... Ben bir şey daha söyleyeyim de. Meriç öyle bir şey anlattı ki hep böyle onu yönetici pozisyonunda gördük yani. Denmen başka ya spor müdürü falan haber müdürü. Bir de bunun şeyi var. Azap dönemlerimiz var ya, onu hiç anlatmıyorum. Akılda sadece... Akılda... Biz taraftan anlattım da biraz çilekeş dönemlerimiz de var. Mesela Bursa'da bir yağmur yemiştik seninle. Hatırlıyor musun? Evet, Karar şeyimize kadar. İç çamaşırlarımızın en uç noktalarına kadar sırılsıklam olmuştuk mesela o anlattığı olayda. Dış sahalar. Buradaki dış sahalarda çok kar, yağmur yiyip sırılsıklam olup da buz gibi havada donduğumuzu hatırlıyorum. Yani ayaklarımız mesela donardı. Ben mesela yaptığım işimiz Ankara Gücü muhabirliği özellikle. Bir basketbol yazardım, bir Ankara Gücü. Teşkilat haberlerinden, oralardan falan çok haz etmezdim. Nezirler daha çok o tarafa, genel müdürlüğe yönelirlerdi. Ben bu taraflarda severdim. Ama 3 saat eksi 5, eksi 7 derecede 3 saat antrenman izleyin arkadaşlar. Alaska'ya gitmiş gibi oluyorsunuz. Ayaklarınız tutmuyor. Elleriniz tutmuyor. Benim gibi böbrek taşınız varsa böbrek bölgesinden böyle sızlamalar, bıçaklar girmeye başlıyor. Acayip acayip şeyler oluyor. Ama sonuçta çok güzel bir haber buluyorsun. Mesela bir tek bir oyuncunun imzası için 9,5 saat Ankara Gücü'nde bekledim. Ertesi gün sadece benim gazetemde vardı. İşte o gün bana dünyanın en güzel hediyelerinden biri verilmiş oldu. Yani bunun keyfi, bunun zevki, bunun mutluluğu hiçbir şeyle değişilmez. Sonuçta sana ekstra bir para vermiyorlar. Ama işini yapıyorsun. Ama gecesi yok, gündüzü yok. İşte şeylerin yönetim kurulu toplantılarında sürünerek pencerelerin altına gidip oradan içeriği dinlerdik mesela Ankara Gücü'nde. En büyük şey. Sonra bütün yöneticiler bu herifler bu haberleri nereden aldı, nasıl yazdı falan diye kıyamet koparırlardı. Biz pencerenin altına yatar, onları dinlerdik. Tartışmayı dinlerdik. Bilmem ne hakkında bilmem ne söylenmiş. Antrenörü kovalım demişler. Onu duyuyoruz, yazıyoruz. Ertesi gün kıyamet kopuyor ortalıkta. Dolayısıyla bunların eziyeti kadar keyfi de çok büyüktü. Mesela biz Seyit'le bir şey yaşadık. Ankara Gücü'nün Adana Spor'a 1-0'ın yenildiği maç. Hiç unutmuyorum. Bundan 20 sene önce falan. Ben hayatımda Nezir'in dediği yağmuru da geçtim. Böyle bir yağmur görmedim. Adana'da yoldan 50 santim su akıyordu. Yani düşünün dize kadar su akıyordu. Maçın içinde böyle içimizden saçımın derin tellerine kadar sırılsıklam oldum. Havaalanına gittik, utandık. Seyit'le, Seyit Kalender'le. Çünkü ayakkabılarımızın çamurunu temizleyemedik. Yani temizledik, ayakkabıların arasında kalan çamurlar havaalanındaki mermerlerin, Adana havaalanındaki mermerlerin üzerinde leke oldu ve utandık. Böyle bir rezillik yaşadık. Ama sonuçta işini güzel yapıyorsun. Sonuçta doğru yapıyorsun. Hatan da olsa
doğruları yapmaya çalışıyorsun ve mutlu oluyorsun. Ha bugün bunlar oluyor mu? Onu bugün bu işleri yapan arkadaşlara sormak lazım. Çünkü o günün şartlarıyla bugünün şartları çok farklı. O gün çok amatörceydi. Ben mesela ilk telefon, fotoğraf geçen telefoto cihazını gördüğümde böyle gözlerim 3 katına falan çıkmıştı. Yuvaları büyümüştü. Bir rulo üstüne fotoğrafı sarmışlar. Telefon hattı üzerinden fotoğraf gidiyor. Nasıl gidiyor? Telefon hattı gönderiyor dediler. Bir türlü anlayamamıştım. Yani o telefon hattı bu şeyi nasıl gönderiyor diye. Sonra lazer faks diye bu masa kadar bir alet geldi. Ya da bu masadan az küçük. Ama çanta 15 ya da 20 kilo falan. Ben bir kere Yunanistan'a basketbol maçına gittim. Onunla da iyi biliyorum. Anormal bir şey. Sonra iş biraz daha küçüldü. Şu kadarcık bir makineye döndü. Şimdi arkadaşlar şu kadarcık bir aletten, hatta o kadar bir alet de değil, değil mi? Fotoğraf makinesi takılan bir bilgi kartından, çipten çekerken geçiyor fotoğraflar. Kaldı ki o zaman Meriç Bey'in söylediği makinelerden her renk ayrı ayrı geçer. Tabii. Bir fotoğrafın geçmesi. Telefonla geçiyordunuz. Telefon kesildiği anda bittiniz. Bittiniz. Yeni baştan. Yeni baştan geçmek zorundasınız. Kart basacak. Evet. Mesela karta bastırmak zorundasınız fotoğrafları. Altan da iyi bilir, senelerce yaşadı. O da benimle Fotospor'da çalıştı. Karta bastırsın. Karta basılacak yer bulamazsın. Pazar günleri git Anadolu'da, fotoğrafçılar kapalıdır. Mecburen bir kart kaça basılıyor mesela? Filmin yıkanması. Karta basılması 20 lira mı? 50 liradan aşağı vermezsin. 50 liraya da lütfen gelir açar dükkanı yıkar. İki tane, üç tane fotoğraf bastırırsın. O fotoğrafı yarın millet gazetede görecek diye. Bin bir eziyet, bin bir telaş. Yani Nezir'in dediği mesleki telaş ve eziyetler bunlar. Ama bana göre acayip keyifli. Şimdi o enerjim olsun. Yine o işe sıfırdan başlar, o işi yaparım. Hatta şimdiki tecrübemle o işleri şimdi yapsam herhalde uçarım. Yani tahminen uçarım. Tabii abi, Metin abi de söylemişti, hani o 5 kişiden bir derken baktığımızda anlıyoruz gençlerde falan demişsiniz. Bir de gençler tarafına bir bakalım diyorum ben. Hem bu taraftan soru, merak, hem ilgi, hem mesleki anlamda söz gençlere verelim. Gençler spora galiba. Yani ben sorayım mesela, size sorayım, fotoğraf çekiyorsunuz. Yani siz gazeteci olmak isteseniz ne gazetecisi olursunuz? Hangi branş seçersiniz? Barış muhabiri olmayı tercih ederim. Ne muhabiri? Barış muhabiri. Barış. Ama ha şu peace vaziyeti, şapka, beyaz bayrak, çanta, o değil evet. mi? Ama onlar biraz da savaşın içinde barış muhabiri evet, olunca. Evet, savaş muhabirliğiyle iç içe. Yani o da olabilir. Sebebi ne peki? Dünyaya barış getirmek. Amacıyla mı? Evet, hem öyle hem de ilgim var sizin spora, benim de Orta Doğu'ya, o bağlamda. Ha, Orta Doğu'ya ilginiz. Orta Doğu ile ilgili kitap okuyor musunuz peki? Evet. Orta Doğu tarihiyle ilgili, Orta Doğu'nun neden bu hale geldiğini, nasıl işlerin bu noktaya getirildiğini falan okumuşsunuzdur umarım. Güzel. Bence onu okuyun. Çünkü dünya tarihini belirleyecek olan Orta Doğu tarihi. Evet. Üçüncü Dünya Savaşı dahil. Her şeyin nedeni olabilecek yer Orta Doğu. Ben yıllar önce gidip o Kudüs'ü görmüştüm. Yani bana bugün deseler ki 27 tane ülke gördüm. Mesleğimin en güzel taraflarından biri bu. Amerika'sını gördüm, Mısır'ını gördüm, Almanya'yı 6 kere gördüm, İspanya'yı 7 kere gördüm, Paris'i 4 kere, Fransa'yı 5 kere gördüm, Paris'i 4 kere gördüm. Ne bileyim, Yunanistan'ı 7 kere gördüm. Yani bir insanın keyif alabileceği uygar, medeni ülkelerin aşağı yukarı hepsini gördüm. New York'u gördüm. Amerika'dan Kanada'ya kadar çıktım. Sana bir hak veriyoruz. Tarihiyle beraber 3 gün süreyle gezeceksin deseler, gideceğim tek yer Kudüs. Olağanüstü bir yer. Yani hepinize öneririm, görme şansınız olduğunda, böyle bir fırsatınız olduğunda asla kaçırmayın. Yani müthiş bir yer. Olağanüstü bir yer. Çünkü Orta Doğu tarihinin bütün dinlerin çıktığı
yer ya şu kadarcık bir evet. yer. Bütün yeryüzündeki dinler oradan çıkıyor. Yani olağanüstü böyle bir şey olabilir mi ya? Müthiş bir yer yani. Onun için Orta Doğu'ya merakınız varsa Kudüs'ün tarihinde inceleyin. Çok önemli bir şey. Ben de arkadaşıma şeyi önereceğim. Coşkun Aral. Bu işin piri odur. Ha, evet Coşkun. Yani savaş muhabiri olarak Orta Doğu'yu da avucu içini bilir. Onun yayınlarını falan da takip edebilirsin eğer varsa iyi. Spor Press'te çalışıyoruz. Oruçlu arkadaşlarımdan af dileyerek içiyorum. Çünkü İçmek zorundayım. Boğazım az sonra konuşamayacak hale gelecek. Yani kusura bakmayın. Ben mi? Evet. Kendini gösterdi. İkiniz de olabilir. Evet. Bir de onları soralım hocam. Hocam benim şöyle bir sorum olacak. Malum hocam hani bugün medyadaki küreselleşmeden ötürü evet. İslam alanları fazlasıyla daraldı. Evet. Fakat Türkiye'de bugün 60'ın üzerinde iletişim fakültesi var. Ve bunun yanında ise her sene 15 bin mezun var. Evet. Peki bu şartlar altında biz nasıl iş bulabiliriz? Haklısın. Yani işin bu kadar, arzın bu kadar azaldığı yerde bu yüksek talep mutlaka karşılığını bulmakta zorlanacaktır. Çok normal. Ama bence şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yani gazetecilik mezunu olan herkes gazetecilik yapmak zorunda mıdır? Bence o konuda bir sorgulama yapın. Çünkü halkla ilişkiler diye son dönemde son derece yaygın ve karşılığı yani eleman arayan bir şey var, iş kolu var. Bence buraya yönlenebilirsin. Mesela biz şeydeyken, biz üniversitedeyken öyle bir şey yoktu. Biz üniversitedeyken A ve B şıkkı vardı. Radyo, televizyon, gazetecilik, halkla ilişkiler. Halkla ilişkiler dediği de gazetecilikte. Halkla ilişki milişki falan yoktu. Halkla ilişki gazete yoluyla sağlanır diyorlardı ve öyleydi. Ama şimdi bu PR kurumları vesairelerle inanılmaz bir şey var. İş şansı var. Bence bu değerlendirilebilir bir. İki, şimdi çok kafam basmaz o işlere ama Avrupa Birliği fonlarıyla belli bir takım yerel gazetelerin ya da yerel oluşumların desteklendiği organizasyonlara kaynak aktarıyorlar bildiğim kadarıyla. Bence birkaç tane arkadaş bir araya gelerek bu koşulları da zorlayabilirsiniz. Yani her şeyi sistemin size sunacağından beklemeyin. Bence siz sistemi zorlayın. Üretici siz sistemi olur. Evet zorlayıp da üretici olduğunuz takdirde zaten bir süre sonra sizin içinizde bazı bu işe meraklı ve gelişmeye elverişli olanlar öne çıkacaktır. O zaman zaten o sistem sizi talep etmeye başlayacaktır. Ama kenarda benim tanıdığım bir arkadaşım vardı, adını vermeyeceğim şimdi. Hep şikayet ediyordu. Ben iş bulamıyorum, işte niye bize şans tanınmıyor vesaire falan filan. Bu da bizim iletişim mezunu bir arkadaşımız. Hep böyle şikayet halindeydi. Şimdi baktım. Aşağı yukarı 6 aydır falan bir kurumda gayet güzel çalışıyor. Demek ki sen sistemi zorlayıp bir şekilde o sistemin içine girmeyi başarabilirsen ve şansını iyi kullanırsan sistem seni kullanır. Sen de karşılığını alırsın. Dolayısıyla nasıl zorlayacağınızı iyi planlarsanız elbette 15 bin şey mezununa, basın yayın mezununa böyle bir şans mümkün değil. Yani dışarıdaki gazeteci sayısı kaç bilmiyorum ama dışarıdaki gazeteci sayısı da mezun olandan çok daha fazla herhalde. Yani ben dışarıdakilerden saymıyorum çünkü ben görevini yapmış ve bir kenara çekilmiş gazeteci olarak görüyorum ben. Ben bir takım şeyleri bırakmayı bilerek şey yaptım. Sadece Hürriyet'teki ayrılığım bir sene öne çekildi. Yani 2015 Ocak diyordum, 2014 Ocağına çekildi ve sonlandı. Bu dernekteki yöneticiliğimi de işte Nezir biliyor. Çok rahat bir as başkandım. Her istediğim oluyordu. Başkan yardımcısı gibiydim. İstanbul'da her şeye karar veriyorduk, birçok şey hallediyorduk. Dedim ki ben mesleğime zarar vermeye başladı. Oradan olumsuz dönüşler alıyorum. Ben bırakacağım yönetici dedim ve bıraktım. Yani bir takım şeyleri böyle zamanlamayı iyi ayarlarsanız girişi de çıkışı da bir şeyler halledebilirsiniz. Sorun olmaz. Ama sistemi zorlamanız şart. Yani bir şeylerden şikayet ederek ya olmuyor kadar. Mesela yabancı dilinizi geliştirin. Bu çok önemli bir şey ya. Yani azsa çok yapın. Çoksa mükemmel yapın. Mükemmelse su gibi yapın.
Benim kızım Tevfikret mezunu. Ben bu çocuğa avukat, ben bu çocuğa anlatamadım. Yani kızım işte şu Fransızcanı geliştirelim, İngilizcesi de fena değil. İngilizceni de geliştirelim, bak uluslararası avukat ol. Çok rahat para kazanıyorlar. İstanbul merkezli bağlantılar kurarsın bilmem ne falan. Şimdi oğlu da oldu. Şimdi artık şimdi annelik yapıyor. Yani bir takım şeylerde böyle var olan şanslarını sonuna kadar kullanmak var. Bir de işin kolayına kaçıp ya işte tamam ayda 3000 lira kazanırsam 5000 lira kazanırsam bana yetiyor. Ben kendi işime bakayım. Yeter. Zorlamayayım dediğiniz an ortalama bir şey olarak yaşar gidersiniz. Emekli olursunuz. Hayatınızı sürdürürsünüz. Tabii oraya bir parantez açabilir miyim ben izin verirseniz? Söz vereceğim. Bahsettiğiniz durum sadece iletişim fakülteli olan bir sınırlı bir alan tabii değil. Diğer fakültelerde için de aynı şey geçerli. Önemli olan orada öğretmenlik mezun olup da yine öğretmen olamayan veya farklı bir işe yönelen var. Bu mutlaka her mezuniyetin illa iş koluna kalması da zorunlu kılmayabilir. Ama önemli olan şu an hala öğretmenlik de yapan, mesleki gazetecilik de yapan, fotoğrafçılık da yapan varsa kendi mutlaka yukarıya taşıyan, Mirçak'ın bahsettiği insanlar kendi alanına arayan değil, aranan insanlar mutlaka olacaktır. Yani o açıdan kendinizi hazır farklılık, halde, tabii farklılık yaratın var arkadaşlar ya. Yani hakikaten o farklılık çok önemli. Şuradaki arkadaş var da tamam. Hep spor yazarlarını konuşuyoruz. Peki spor okurlarını nasıl değerlendirirsiniz? Geçmişten günümüze sizden beklentilerinde ve size dönüklerinde bir değişim oldu mu? Spor okuyucu, şu anda ben bir spor okuyucusuyum. Yani ben de okuyorum. İşte Ahmet'in yazdığını okuyorum, Bülent'in yazdığını okuyorum, Özgür'ün yazdığını okuyorum, diğer arkadaşların yazdıklarını okuyorum. Şu anda ben o soruya bu taraftan cevap verebilecek durumdayım. Ama Nezir abi yazdığını okumuyorsun galiba. Nezir okumuyor. Eskiden beri böyle bir şeyiniz var mı? Bizim eskiden beri onunla muhabbetimiz hep böyle gider yani. Şöyle söyleyeyim. İnsanların istediğini mi vereceksiniz, yoksa doğru bildiğinizi mi yapacaksınız? Bence spor yazarı olarak buna karar vermeli. Okuyucu da yani ben bu adamı okumalı mıyım, okumamalı mı, ona karar vermeli. Eğer belli bir grubun, belli bir kulübün, belli bir sistemin sözcüsüyseniz sabit okuyucunuz var. Mesela ben o bakımdan biraz şanslıyım. Hem basketbol açısından hem de Ankara Gücü açısından. Mesela ben Gençler Birliği yazsam çok okunacağımı düşünmüyorum. Çünkü Gençler Birliği'nin okuyucusu Nezir'i okumuş, Serdar Ulayar'ı okumuş, Bülent'i okumuş, Bülent Attas'ı okumuş. Onları biliyor. Şimdi ben onlar için Ankara Gücü'nü yazan herhangi bir adamım. Dolayısıyla Ankara Gücü'nü benden okudukları zaman çok farklı bakarlar, değerlendirirler, yaşarlar. Onlardan okudukları zaman daha başka değerlendirirler. Yani şöyle bir şey var. Bu işin içinde, bu işi senelerce yapmış bir insan, birçok insan için onlar adına doğruları söyleyen ve o doğruları savunan insan olarak görülüyor Türkiye'de. Ben de öyle görüyorum. Çünkü bu sistemin nasıl işlediğini biliyorum. Bu sistemin nasıl işlediğini bildiğim için o tarafı da biliyorum, bu tarafı da yaşıyorum, görüyorum, gözlemliyorum. Doğrusu bu mudur? Bana kalırsa doğrusu bu değildir. Doğrusu şudur. Ben Ankara Gücü'nü yazan bir insan olarak sırf anlaşılmasın diye Ankara Gücü'ne çok sert davrandığım da oldu. Ya da duygusal olarak Ankara Gücü sevgimden. Benim mesela ilk giydiğim forma Ankara Gücü forması. Ben basketbolcusuydum Ankara Gücü'nün. İlk formam Ankara Gücü. Onun içinde benim Ankara Gücü'de olmam kadar doğal bir şey yok. Yani Fenerbahçe'yi de çok severim. Hem çocukluğumda Fenerbahçeliydim. Hem de rengi aynı. Ben Opet'i de çok severim mesela. Ben Metro mağazasını da çok severim. Hepsinin rengi sarı lacivertdir. Bende böyle bir takıntı var. Yani ha, sarı kırmızıdan ya da siyah beyazdan nefret ediyorum diye bir şey yok. Ama sevgi, hayata bakış açım benim. Sarı lacivert. Benim evde en az 7-8 tane Ankara Gücü formam var. Yazlıkta tişörtlerim hep Ankara Gücü
şeyi üzerine, pijamamda yatarken hep derim ki uyurken sevgilimle beraber uyuyayım derim. Giyerim üstüme uyurum. Dolayısıyla hayata böyle bakınca birçok şeyi böyle yapıyorsunuz. Bunda doğru da yapıyorsunuz, yanlış da yapıyorsunuz. O ayrımı çok iyi yapmak lazım. O ayrımı da okuyucunun hissetmemesi lazım. Yani hissettiği zaman bir süre sonra size doğal olarak, haklı olarak çok yerinde biçimde tepki göstermeye başlıyor. Bence de hak ediyoruz yani öyle bir şeyde. Ben mesela basketbol uğraşıyorum ama yani basketbolcu olamayacağım. Ben hani hem antrenör düşünüyorum, hem hakem, evet, hem de hani ya da şey muhabir, yazar, basketbolcu. Sizce hangisini öğrenmeliyim? Hangisini daha çok seviyorsun? Yani şöyle söyleyeyim sana. Soruyu şöyle sorayım. Bunlardan birini olmak istesen ilk planda şunu olurum diyebileceğin hangisi? Ya, antrenör olmayı. O zaman antrenör ol. Neden biliyor musun? Çünkü o olmazsa o, o olmazsa o dediğin anda keşke şunu yapsaydım, keşke bunu yapsaydım diye hayatın boyunca kafana takılacak. Bak ben basketbol oynadım. Basketbol antrenörlüğü yaptım, altyapıda çalıştım. A takım düzeyinde, birincilikte mülkiye ve emniyet gibi bayan takımlarını çalıştırdım. Altyapı antrenörlüğü yaptım. Ziraat Fakültesi'nde, şimdi Telekom olan PTT'de. Bunların hepsini keyif alarak yaptım. Hakemlik yaptım, milli kokart taktım, ligde maç yönettim. Bayanlar birinci liginde, erkekler ikinci liginde maç yönettim. Sırf gazetecilikte hakemlik çatışıyor diye hakemliği bıraktım. İşte genel menajerlik yaptım yine Türk Telekom'da. Ama sonuçta basketbol yazarlığı hepsine ağır bastı bende. Çünkü orada eleştirmek çok kolay bir şey arkadaşlar. Bir şey üretmek zor. Biz bir şey üretenleri eleştiriyoruz. Ya da bir şey yapmaya çalışanları eleştiriyoruz. O kolay işin. Yani sıcacık bir yerde oturuyorum. Elimde kalem, kağıt, fotoğraf makinesi. Çekiyorum, yazıyorum, izliyorum. Ya bu basketten nasıl atamazsın kardeşim? Yani geçen gün Stephen Curry'e beynimden bütün lanetlerimi yağdırdım. Yani gitti salak salak hareketlerle Houston'a maçı verdi sersem. Ama o Stephen Curry sana en az 150 tane maç kazandırdı. Sonra düşündüm, dedim ki senin yaptığın çok büyük ayıp ve terbiyesizlik. Bu adam senin sevdiğin, onu da renksel lacivert ya, senin sevdiğin takıma en az 100 tane, 150 tane maç kazandırdı. Şurada bir maçı kaybettirdi diye, böyle yapıyorsun diye kendi kendime çok fena kızdım. Yani bence bunu yapmak önemli ya. Yoksa o anda kızdın, o anda şöyle böyle falan dedin, bitti. Yok ya. O zaman kendi kendini nasıl eleştireceksin, yargılayacaksın, bir doğruya varacaksın. Onun için bence ilk aklına gelen, ben olsam bunu yapardım dediğin şeyi yap ve inatla yapmaya devam et. Güzel ayrıca basketbol antrenörlüğü. Yani ben gazetecilik yapmasaydım büyük zevkle yapardım ha. Yani iyi, fena da değildim. Biraz fazla zıplayıp zıplıyordum kenarda ama güzel bir iştir yani basketbol antrenörlüğü. Bir soru daha olacak Meriç abi. Mesleğimizle ilgili dün anlattım, bugün anlattım ve karşımızda da yarınlar var. Evet. Yarınların endişeli sorularıyla muhatap olduk. Bir öz eleştiri yapmak gerekirse, sporu sadece futboldan ibaret bir anlayışla toplum anlatma yanlışı, bu daralmayı getirildi. Doğru. Halbuki o kadar çok alan var ki sporun içerisinde, yerel yönetimlerden olimpiyat düzenlemeye kadar. Ama bu ülkeye sadece futbolu, sporla anlatarsak, doğru, bu endişe verici sorularla hep muhatap olacağız derken, bu büyük tecrübeden bir öz eleştiri yapmak gerekirse neler söylemek istersin? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Yani Ali bana bir soru sor desem anca bunu sorabilirim. Sağ olasın, ağzına sağ ol. Şimdi arkadaşlar, dedim ya ben basketboldan geldim diye, ilk Hürriyet'e girdiğimde basketbol yazıyorum. Sadece basketbol yazıyorum. Basketbol maçlarına gidiyorum ama o dönemde hiç olmayan şeyler icat ediyorum. Yani bu merakımdan. Mesela scouting diye bir şey var. Hani şimdi 30 sayı 28 rebound falan var ya, eskiden böyle bir şeyler yoktu. Yani hele Türkiye'de hiç yoktu. Ama söylemesi ayıptır, bu kardeşiniz Neşet Özmen'le beraber onu getirdi Türkiye'ye. Bir scout defteri hazırladık. Vallahi her maça giderken taşırdım şu kadar bir scout defteri. O maç oynanırken
birimiz Neşet maçı izlerdi. Ben sayıları tutarım. İşte sayı attı. 15 numara attı. 12 numara rebound aldı. İşte 4 numarada top kaybetti falan diye. Bütün maçı atılmıştır herhalde Hürriyet'te, şimdiye kalmaz. Şöyle kalın, bayağı böyle ağırlıkla biz Atatürk Spor Salonu'na onunla gelirdik. Açardım onu, en ön sıraya otururdum. Başlardım yazmaya. Şimdi basketbola inanılmaz bir sevgimiz ve ilgimiz vardı. Birçok şeyi değiştirebileceğimizi zannediyorduk. Tabi basketbol beyaz gölge artı 2000'li yılların başındaki o milli takımın 12 devadan falan filanla çok büyük bir hamle yaptı ve bir gelişime uğradı. İyi ki de gelişti, şimdi daha da gelişiyor. Ayrıca bu ilk dönemlerinde benim haftada en az bir ya da iki gün atletizm sahasına gitme görevim vardı. Zorunluluk. Ben atletizm yaptım. Uzun atlamada Ankara birinciliğim falan var. Ama yani atletizm haber olarak o dönemde iyi atletler vardı. Mehmet Yurdadön, Necdet Ayaz, Veli Ballı, Mehmet Tümkan, Sadık vardı. Bunların hepsinin haberlerini yapmaya giderdik oraya ve hep sayfaya girerdi bu haberler. Haftanın en az iki günü atletizm sahasına gitme görevim vardı. Yani hani gitme keyfim falan değil. Haftada en az bir günümüzü voleybolda geçirmek gibi bir görevimiz vardı. Voleybol maçlarına giderek Selim Sırıtarcan'a fotoğraf çekerdik, maç yazardık, yayınlardık. Haftada en az bir gün amatör sahaya, işte Ali çok iyi bilir, oranın uzmanıdır. Şu 19 Mayıs dış sahasına giderdik, bir tam günümüzü orada geçirirdik. Oradan haber çıkarmaya çalışırdık. İşte kavgası, baba oğul futbolcu, biri 16 yaşındadır, biri 46 yaşındadır falan. Bunların haberlerini çıkarıp sayfaya koymak görevimiz vardı. Handball diye bir yeni branş çıktı 80'li yılların başında. Rahmetli Yaşar Sevim getirdi Türkiye'ye. Onu haber yapma görevimiz vardı. Ben vicdanen çok rahatım. Bunların hepsini yaptım Ali. Eksik yaptım, fazla yaptım. Sonra yani 2000'li yılların başında özellikle Hürriyet'in Ankara Spor Müdürü olduktan sonra bana şöyle bir görev verildi. Dediler ki kardeşim sen her hafta gidip Trabzonspor'u yazacaksın. 5,5 sezon boyunca her hafta sonu buradan kalktım, Trabzon'a gittim. Trabzon'un gittiği şehre gittim. Trabzon yurt dışına giderse onunla gittim. Onu yazdım, çizdim. Tabii otomatikman popülariten de artıyor. Televizyonların sana ilgisi de artıyor. Yani eskiden haftada bir televizyona çıkarken haftada 3 oldu. Paralı programlar, ücretli programlar başladı. Yaptığım program karşılığında para alma işi başladı falan. Ve iş ağırlıklı futbol sayesinde bu popülariteye ve ekonomik popülariteye dönüştü. Ha, bana tercih etse, bana bıraksalar hangisini tercih edersin, hangisini sonuna kadar yaparsın diye ben açık söyleyeyim basketbol, atletizm, voleybol, handbol, amatör küme, amatör basketbol, amatör futbol, amatör basketbol yazmayı hepsine tercih ederdim. Ama onları yapsaydım da bugün ortalama bir emekli gazeteci olarak evimde oturuyor olurdum. Zorla göndermiştim. Neyi senin tarafından hatırlıyorsun? Benim de katkım vardı biraz. Zorla mı da? Ha, ama zaten bir dönem şeyle Ertuğrul Bey'le Esat sormadı bana yani. Gideceksin kardeşim dedi. Yani ben dedim ki ben mesela şöyle enteresan bir hikaye anlatayım size. Komik gelebilir ama ya yani belki de komik de değil, trajiktir. Fotospor'a transfer olduk Hürriyet'ten. 3,5 katı maaşına. Yani 100 lira alıyorsam 350 lira almaya başladım orada. Öyle bir paraya gittik oraya. Her 15 günde bir de böyle bir avuç para veriyorlardı idareden çağırıp. Bir enteresan bir gazeteydi o. Üçüncü ayı falan Ankara Gücü Galatasaray maçı var burada. Devrim abi Allah rahmet eylesin. Nurlarda yatsın. Temsilcimiz. Görev dağılımını yapmış. Ankara Gücü Galatasaray maçında benim görevim yok. Beni basketbol maçına yazmış. Ben Ankara Gücü maçını izleyemeyeceğim. Hemen oturdum masamda daktilonun başına. Bir istifa mektubu yazdım. Zarfa koydum, götürdüm, masasına koydum. Ben dedim işi bırakıyorum, istifa ediyorum. Hadi bana eyvallah. Masamı kilitledim, çektim, çıktım dışarıya. O zaman bu kadar yaygın cep telefonu falan da yok. Bir şekilde beni buldular. Dediler ki yok olmaz. Devrim abi yırttı attı istifanı, geri döneceksin.
Dedim ki yok kardeşim, ben eğer Ankara Gücü Galatasaray maçını yazmıyorsam bu sistemin içinde de yerim yok. Gidiyorum ben. Bırakıyorum işi falan. Sonra bir şekilde nasıl döndü hatırlamıyorum ama Galatasaray Ankara Gücü maçını yazmadım. O maçı izledim gidip. Çünkü Ankara Gücü'nün amatör kümede esnaf sporla oynadığı maç benim için Barcelona'yla Real Madrid'in oynadığı maçtan çok daha önemlidir her zaman. Hiç fark etmez. Yani Ankara Gücü takımı çıksın mahalle maçı oynasın. Benim için Ankara Gücü formasıyla oynanan o maç her türlü maçtan çok daha değerli. Şampiyonlar Ligi maçıyla Ankara Gücü'nün hazırlık maçını yan yana koysunlar, aynı saate denk gelsin. Ben gider Ankara Gücü'nün maçını seyredim. Benim öyle bir zaafım var. Yani öyle bir sevgim var. Dolayısıyla bir şekilde o maçı seyrettim ama yazdığımı hatırlamıyorum ama bir şekilde de istifadan vazgeçirdiler beni. Böyle de garip olaylar yaşadım gazetecilik içinde. Doğrudur, yanlıştır, tartışılır. Profesyonel olarak çok yanlıştır. Hiç öyle bir şey olamaz yani. Profesyonel gazetecilikte ben o maçı seyretmiyorum, o maçı yazmıyorum diye istifa falan edemezsiniz ama biz böyle gariplikler de yaptık. Senin sorun vardı. Pardon. İstanbul'dan böyle bakıyorum. Eskiden gazeteciler iç içeydi. Karikatürler. Evet. Daha sonra işte yavaş yavaş karikatürler çıkmaya başladı. Ben hep spor muhabirliği düşüncemde şu vardı. Mesela bir maçın en tartışılan anını komik bir karikatür haline getirip onu çalıştığım gazetede yayınladığımda kamuoyuna öfke vereceğim yere böyle komik tarzda bir şey vermek isterdim. Siz böyle bir şey yapmak ister miydiniz? Yapar mıydınız? Yaptınız mı daha önce? Yok benim. Ben yani şöyle söyleyeyim. Senin herhalde çizgi yeteneğin var. Çok güzel bir şey. Benim kardeşim de ressamdır. O şahane resimler çizer. Ben bir tane insan çiz dediklerinde bir çizgi, şöyle iki çöp, iki şöyle şey, bir de yuvarlak kafa. Hiç zerre kadar yani resim yeteneğinin kırıntısı yok bende. Kardeşim de ressam. ODTÜ mezunudur. Ressam dediğim adam da ODTÜ işletme mezunudur. Dio'nun şey, Yaşar Holding'in CEO yardımcılığından emekli olan bir adam. Giderken de böyle Dio'ya falan hatıra cama resimler çizip hatıra diye bırakıp giden bir herif. Ben katılıyorum. Karikatürün toplumun gazını aldığını, belli hoşgörüleri verdiğini, insanları gülümseterek öfke kontrolünü ve öfke dağılımını düşürdüğünü düşünüyorum. Bir dönem onun benzeri Milliyet'te oldu. Hürriyet'te denemeyi beceremediler. Altan Erbulak çiziyordu. Yani. Altan abi yapıyordu. Yani habere bile karikatür çiziyordu rahmetli Altan abi. Nurlar da yatsın. Altan abi, Erbulak. Belli bir takım şeyler yapılıyordu ama şimdi toplumun bakış açısı nedir dersen belli bir eğitim seviyesinin üstündeki insanların buna son derece olumlu ve hoşgörülü bakacağını, sokaktaki eğitimsiz demeyeyim de nasıl söyleyeyim onu ya? Sokaktaki Ahmet Efendi de yanlış. Nasıl bir, şimdi doğru bir deyim bulayım ona. Yani kişisel gelişimini çok şeye aldırmayan, sokakta çok şeye aldırmayan, kafasına takmayan insanların böyle bir şeyi hoşgörüyle karşılamayacağını düşünüyorum. Yani kimseyi küçümsemek ya da yüceltmek gibi bir hakkım yok. Onun için doğru kelimeyi seçmek istedim ama yani öyle günlük sıradan insanın böyle bir şeyi çok aldıracağını düşünüyorum ama bence doğru bir şey, iyi bir şey ama mesela uygulanabilirliği bence şu anda yok. En son oynanan derbi maçında işte Galatasaray Beşiktaş maçında ölümüne hakem tartışıldı. Maç bırakıldı, hakem tartışıldı oyun içerisinde. En kolayı o. Yani o an mesela hakeme öfke duyulan bir anın şeyini karikatürünü yapsak, millete hakemi hedef göstermek yerine hakeme güldürsek. Aynen öyle. Taçtan atılan gol 40 metre mesafeden gelirken o 40 metrede diğer şimdi yanlış bir şey seçmeyeyim de kelime seçmeyeyim de yani günlük yaşamda o salak adamlar diyeceğim. Ama o sahanın içindeki adamlar ne halt ediyordu top kaleye gelip gol olana kadar? Ya engelleyebilirsin. Taçtan, yanlış taçtan şikayet edene kadar tacın önlemini alacaksın. Sistem kuracaksın onun önüne. Dolayısıyla kötü sonuçlara ulaşmasını engelleyeceksin. Bu kadar mesela. Ama bizde öyle değil. Bizde işte hakem yanlış taç verdi. Sen ne halt ettin? Baktın. E sen bakarsan gol olur. Hiç ağlamayacaksın.
gençler merak ettiklerini sanırım. Evet, yani aslında tabii arkadaşların hepsi sporla direkt alakalı evet. olsalar belki birazcık daha çok seri sorular gelebilirdi ama en azından zaten örnekleme sorular genelde evet. kapsayıcı sorular olduğu için onun da etkisi oldu. Galiba. Ağzınıza sağlık arkadaşlar. Ayağınıza sağlık. Arkadaşlar zaten süreç olarak da hem öyle mi? Onların tabii okulları var değil mi? Bizim gibi emekli boşta adam değilsiniz. İşleriniz güçleriniz var tabii. Son kez. Yok. Yani yok da Ali profesyonel gazeteciliği bir süre için askıya alıyorsun. Emekliliği o. Emeklilik diye bir şey yok. Tabii son olarak ihtiyaç var abi her zaman. Son olarak var mı? Tanıklarımıza, büyüklerimize de yine söyleyeceğim. Ben bir anı anlatayım bir Çağlar. Bir şeyler. Böyle abi, buyurun. Çağlar Bey. Çağlar şöyle gelsene. Program yapıyoruz. Ankara gücü sallanıyor. Yani artık maçlar hükmen yenik. Bütün Türkiye Ankara gücünü konuşuyor. Ben de Meriç abiyi çağırdım. Ankara gücünü daha kimle konuşabiliriz? Daha güzel kim anlatabilir? İsmini vermeyeceğim. Bu telefon geldi yayınlar önce hatırlarsın. Çok da fazla deşmeyin, abartmayın. Biz Fenerbahçe Galatasaray konuştuk saçma sapan. On maçlardan, antrenmanlardan, sakat futbolculardan. Şimdi benim başıma geliyordu dönem dönem. Özellikle Ankara gücüyle ilgili yönetimden kaynaklı tabii. Sizin de var mı öyle? Yazmak isteyip de yazamadığınız kulüp yönetimlerinden, gazete yönetiminden bir anınız. Benim tam tersine ben çok paldır küldür dalardım arkadaşlar. Yani hiç öyle sağım solum sobe falan filan yok. Yani ben mesela Ahmet'e gıcık kaptım mı Ahmet'in kafasına karnım ya diz atardım ya kafa atardım indirirdim. Hiç öyle şuna bir tokat atayım da aklı başına gelsin falan diye bir yöntemim yoktu. Böyle yöntemlerden biri. Mesela o hikayeyi de anlatayım size kısaca. Derslerinizden çok ben şimdi taraftar gruplarına, Ankara üçlü olmama rağmen taraftar gruplarına karşı hep bir mesafem vardır. Çünkü 9 tane grup var. Birini yapsan öbürü, öbürü ertesi gün başlıyor, öbürü falan filan. Yani herkes yerini, haddini bilecek. Ona göre mesafeli olacağız. Ankara'da gecekondu diye çok önemli bir taraftar grubu vardır. Kale arkasında yer alır. Çok etkilidir. Bunlar bana zaman zaman ya işte niye bizi hiç ele almıyorsun, hiç bizi anlatmıyorsun falan filan diyorlar. Diyorum ki çocuklar ben 9 tane grup var böyle bir şey yapmam falan. Bir gün sabah gazeteye geldim. Hürriyet ilavenin birinci sayfasında hayata kale arkasından bakmak diye bir manşet. Yarım sayfa haber. Gecekondunun haberi. Baktım bir daha Özgür'e dedim ki oğlum bu ne? Vallahi abi dedi ben de sabah gördüm haberim yok. Sen birinci sayfadan biri Bursa sporlu bir arkadaşımız var haber müdürü. Git bunlarla konuş otur resim çektir haberini koy. Ha öyle mi? Tamam. Demek siz spora bulaştınız. Ben de ertesi gün kendi köşemde haddi olmadan spora bulaşanlara ben de ekonomi, siyaset, belediyecilik dersi vermeye karar verdim. Bundan sonra Hürriyet'te ben de belediye haberleri yapacağım. Belediye başkanına geçireceğim. Kentin yöneticilerine geçireceğim. Bakın gazetecilik nasıl olurmuş size anlatacağım diye oturdum. Bir yazı döşendim. Ertesi gün toz duman. Ortalık gazetede ayağa kalktı. Ne oluyor kardeşim bu ne falan filan diye. Bir üç gün sürdü bu kriz. Sonra o gazetenin yani ilavenin üst düzey yöneticileri yaklaşık bir 15 gün hiç konuşmadık, selamlaşmadık falan. Sonra bir şekilde sulh olundu ve kendi gazetesinin aleyhine bile hiç korkmadan paldır. Benim Cemal Aydın biliyorsun çok sağdan soldan girdi temsilci Ertuğrul Bey. Aydın Bey'e bile mektup yazdı Aydın Doğan'a. Aydın Doğan'ın yanındaki asistanlar bana gönderdiler mektubu. Bak senin adamın senin hakkında böyle bir mektup yazdı diye. Mektubu bana gönderdiler. Nilik Gökçek o zaman güçlü bir yöneticiydi Ankara'da. O arkadaş gelirdi şikayet ederdi. İşte bu bize yazıyor, aleyhimize yazıyor falan. Allah'a şükür beni hiçbir şeye durduramadı kendi vicdanım dışında. Bir tek vicdanım durdurdu. Onun dışında hiçbir şeyi durduramadı. Yani ben o bakımdan vicdanen çok rahatım. İstediklerimin %99'unu yaptım. %100'ünü demem. Çünkü %100'ü olsaydı yani o zaman çok
daha rahat olurdum ama %99'unu yaptım. Yönetim baskısı bana... O ya, her yerde var. Sor, ama ben şimdi gazetede ne halt edeceği belli olmayan, hiç kimseyi takmayan, bilmem ne falan bir adam olarak tanındığım için biliyorlardı ki bana böyle bir baskı yapıldığında tam tersi bir yerden patlak verecek ve ben daha pis bir şey yapacağım. Yani bunu delirtip kızdırıp da böyle bir şey yapacağımıza hiç bulaşmayalım. Rahman gitsin kendi kendine. En azından daha az camcı dükkanına girmiş fil gibi ortalığı paramparça edeceğine hiç olmazsa girer bir kapıdan çıkar bir kapıdan falan diyorlardı. Peki öyleyse. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni dinleme sabrına sabrını gösterdiğiniz için. Sağ olun. Tam kapatmadan değerli arkadaşlar, büyüklerimiz bir süredir Sayın Hocam da ve diğer hoca arkadaşlarımız burada yoklar. Uygulamayı sürdürüyoruz işbirliği kapsamında. Az önce de Alan da bahsetti, o endişe verici sorular boyutundan da hareketle baktığımızda aslında evet mesleğimizde bir daralma olabilir. Bunu geçmişte yapanlar, şu an mesleğine devam edenler ya da adaylarlar da dahi kimseyi suçlama anlamında söylemiyoruz ama eğer kendimiz ne kadar bu işi daha nitelikli, bahsettiğimiz gibi daha farklı gözden, pencereden aktarabilirsek muhtemelen kendi alanımızı da genişletebilir, tekrar istihdam ve sportif devinimi kazandırabiliriz. Bunun yolda yine sizlerden geçecek. Bizler de büyüklerimiz ve hem dernek olarak bunun için hocalarımızla, üniversitelerimizle bir gayret içindeyiz. Yani mesleğin büyümesi de küçülmesi de genç iletişimci arkadaşların elinde. Dönem şartlar değişmiş olabilir. Gayret sizden bundan sonrası için. Şartları zorlayacaksınız arkadaşlar. Yani kendinizi geliştirerek kabuğunuzu kıracaksınız. Başka hiç çaresi yok bu işin. Yani o eskiden de, eskiden benim amcam var, dayım var, şeyim var falan değil. Şimdi kendinizi geliştireceksiniz. Dediğim gibi yabancı dil varsa onu. Başka yeteneğiniz varsa işte karikatür yeteneğim var diyor. Benim kuzenim de karikatürist. Yani bu gitti bir sürü insandan ders aldı. Şimdi daha da geliştiriyor kendini. Yani bir şeyleri gelişmenin, geliştirmenin hiç engeli yok. Yeter ki siz şartları zorlayın. Başka türlü de zannetmeyin ki kimse size altın tepside herhangi bir şey sunacak. Sakın öyle bir yanlışa, öyle bir hataya düşmeyin. Bu süreçte eksiklerimiz, hatalarımız olabilir. Bizim açımızdan projeleri yürütürken hem statta olsun, hem burada olsun, hem diğer sportif organizasyonlarda. Hocamlarla da birazdan değerlendirme yapacağız. Herhalde sınavlarınız vesaire, finalleriniz başlıyor. Sonrasında yaz tatil dönemi. İnşallah yeni dönemde daha farklı bir konseptle, daha farklı uygulamalarla böyle daha sizlerin de daha çok katılımcılığını sağlayarak sürdürmek de istiyoruz. Her şey için teşekkür ederiz. Meriç abimle biz daha önceden aslında bu programı planlamıştık. Yine Erol hocamın da tavsiyesi üzerine evet, kendileriyle konuşmuşlardı. Sınavlarla çakışmıştı. Böyle bir erteleme olmuştu. Ben de kendisine de ayrıca yine teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Arabelerimize yine teşekkür ediyorum. Sakın moralinizi bozmayın. Nihat abimize söz veriyorum. Bu Nihat abi. Evet arkadaşlar geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. İnşallah size bir katkıda bulunabilmişizdir. Meriç Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Kendisi size yaşadıklarını gayet güzel anlattı. Gelecek için de ne yapmanız gerektiğini anlattı. Herkesin buradan çıkarması gereken bir takım şeyler var. Yani ilerleme açısından, mesleki yönden ilerlemesi açısından düşüncelerinizde farklılıklar oluşturabilecek şeyler konuştuk. İnşallah yararlı olmuştur. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Umudunuzu yitirmeyin arkadaşlar. Umut varsa her zaman hayat vardır.